Ben biricik Hatice'min bir daha aynı acıları yaşamasını istemem aslanım. Evladımın gözünün yaşını yine silemem. Bu illetin neyle nihayetleneceğini bile bile. Ani bir karar almak istemem validem. Kimseye haksızlık yapmak gibi bir niyetim de yok. Düşüneceğim endişelerini, tasalanma sen. Hünkârım, Şehzade Mustafa hastalanmış, ateşler içinde yatıyor. İşte en korktuğum şey buydu. Ya Mustafa'ma da bulaşmışsa bu illet? Allah muhafaza validem. Hadi gel gidip bakalım hemen. Aslan parçam. Ne oldu? Yakışıyor mu sana hasta olma? Hı? Ağrın var mı? Çok mu yanıyor canım? Validem. Küçük şehzademize de bulaşmasın, yazık. Haklısın. Hürrem, aman Mehmet'i uzak tut buradan. Al götür. Çok üzüldük oğlumla. Geçmiş olsun. Hünkârım, müsaadenizle. Nesi var hekim kadın? Geçmiş olsun hünkârım. Çok üşütmüş. Öksürük de sürdüğüm ilaçla sökülüp atılacak. Oh çok şükür. Bak üşütmüşsün. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Mehmet Çelebi ne zaman gitti mektepten? 2 hafta oluyor. Duyunca hemen hocasını değiştirdim. Ah benim canım oğlum. Sen cenge mi çıktın babanla? Evet, babam beni götürdü. Mehmet çocuk diye götürmedi. İbrahim'le ok attık. Büyük kuşlar uçtu üzerimize. Büyük kuşlar mı uçtu üzerinize? Babam geldi. İyileşmiş mi benim aslan parçam? İyileştim. Kalkmak istiyorum yataktan. O kadar da değil. Yendim. Aferin aslan parçası. Mustafa maşallah. Validem. Ben gidiyorum. Aslan parçası. Sen de istirahate devam. Bugün müsait olduğunda görüşmek isterim. Bir ara uğrarım yanına validem. Lakin önce Piri Paşa ile mühim bir toplantım var. Öyle mi? Hayırlısı.